52. bölüm. Burada geçen hikaye, denklem kurma problemi aslında çok gündelik hayatta karşımıza çıkan bir şey. Gidersiniz bir mal alırsınız, bir kere kullanırsınız, bozulur. Diğer malı alırsınız, biraz daha pahalıdır ama 100 kere kullanabilirsiniz. O zaman dersiniz ki diğerini almak daha karlı, öbürü hemen bozuluyor. Burada da onun üzerine hikaye kurulmuş ama burada bir eşitlik var. Diyor ki A marka jiletin bir paketinde 4 tane, B marka jiletin bir paketinde 10 tane jilet bulunmakta ve her ikisinden paketi aynı fiyattan satılmaktadır. İkisinin de paketi aynı fiyattan satılıyor. Hangi marka kullanılırsa kullanılsın, tıraş başına jilet maliyeti aynıdır. B marka bir jilet ile 2 kez tıraş olunduğuna göre A marka jilet ile kaç kez tıraş olunabilir? Şimdi 2 tane paket var. Şöyle jiletleri çizeyim. 1, 2, 3, 4 tane bunda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de bunda var. Şimdi diyor ki adam bunların ikisi aynı paraya satılıyor. Ama bundaki jiletle ikişer kere tıraş oluyorsun. Dolayısıyla toplamda kaç kere tıraş olmuyor? 20 kere tıraş olmuyor. 10 tane jilet var ya. Diğer tarafta da 4 tane var ama bu ikisinin maliyeti aynı şeye geliyorsa demek ki bununla da 20 kere tıraş olacağız. Yani toplamda 20 kere bu jiletlerle tıraş olacağız ki aynı paraya denk gelsin. Dolayısıyla her biriyle beşer kere tıraş olabilmemiz lazım. Bize bunu anlatıyor. Diyor ki her ikisi hangi marka kullanırsa kullansın tıraş başına jilet maliyeti aynıdır. Yani tıraş başına diyor. Dolayısıyla ben burada 20 tıraş yaptıysam burada da 20 tıraş yapacağım ki aynı verdiğim parayı karşılasın. Ha, burada 10 tıraş yapsam o zaman derim ki ben buna da aynı parayı veriyorum, buna da aynı parayı veriyorum. Bununla 10 kere tıraş oldum, bununla 20 kere. O durum yok. İkisi de eşit olacak. Dolayısıyla 20 ve 4 bıçak olduğu için, jilet olduğu için 5'er kere tıraş olunuyor. Cevap Ceyhan.